Renk Eğitim Antalya'da 7 yıldır hizmet veriyor. İlk 5 yılında danışmanlık merkezi olarak hizmet verdi. Öğrencilere bireysel öğrenci koçluğu, okullarda seminerler, kurslar şeklinde devam eden sürecin bir noktasında artık insanların talepleri değişmeye başlamıştı. Bu şu anda en çok merak edilen kamp eğitimi, rehberlik sistemi, eski adıyla dershane, yeni adıyla özel öğretim kursu olarak hizmet veren kurumumuz, temel lise, ne yapıyorsunuz diye çok sık soru olarak geliyor. Aslında çıkış hikayesi çok enteresan. Bir anne çocuğuyla ilgili benden şunu talep etmişti. Danışmanlık yaptığım bir öğrencinin annesi. Hocam keşke bir yer olsa, orada öğretmenler olsa ve benim çocuğum orada çalışsa, bunu da kontrol etseler. Ben o ablaya böyle bir yer var mı bilmiyorum ama sizin için bir araştırayım dedim. Küçük çaplı bir araştırma yaptıktan sonra da böyle bir konseptin olmadığını fark ettim. Sonra kendi öğrencilerimle bir deney yaptım. 20 tane öğrenciyi çalıştırdık başlarında durarak gözetmen eşliğinde. Ve açıkçası eğitim öğretimle ilgili kodu çözdüğümüzü söylesek çok da yanlış bir şey söylemiş olmayız. Öğrenci dershaneye gidiyor, okula gidiyor, özel ders alıyor. Danışmanlık hizmetlerinden yararlanıyor. Her türlü kitabı var. Fakat bütün bu artılara rağmen bir türlü başarılı olamıyor. Buradaki temel sorun aslında öğrencinin çalışmasıyla ilgili. Burayı halledemediğiniz zaman sorun çözülmüş olmuyor. Ne kadar çok ders aldığınızın açıkçası çok da önemi yok. Sonunda bunu anladık ve bunun üzerine kamp eğitimi modeli dediğimiz bu modeli geliştirdik ve öğrenci bir taraftan dersini burada kurumda alırken bir taraftan burada masasında ders çalışıyor. Bu işin adeta boşa gitmemesini, yapılan verilen o emeğin boşa gitmemesini sağlayan bir unsura dönüştü. Tabii bunu sadece çalışmasını sağlamak yeterli olmayacağı için bir taraftan da daha önce renk danışmanlık olarak yaptığımız o faaliyetleri işin içerisine sokarak öğrenci koçluğu hizmetiyle destekledik. Öğrenci koçları her hafta düzenli olarak öğrencilerle görüşmeler yapıyor. Öğrenciye uygun olacak bir programı onunla beraber yapıyor. Ve bu yapılan programdan hareketle de öğrenci ne zaman, neye, ne kadar ve hangi yöntemle çalışacağını öğreniyor. Bunun ötesinde geriye aslında bir tek ihtiyaç kalıyor. Öğrencinin yapamadıklarıyla ilgilenmek. Adına ABS diyoruz biz, acil başarı servisi. Eski ifadesiyle etüt olarak bilinen bu eylem de yıllarca çok yanlış kullanıldı aslında. Kurumların sınırsız etüt vaatleri vardı. Bu vaatleri de oluşturan velilerdi. Sınırsız etüt veriyor musunuz? Veriyoruz ama böyle bir şey söz konusu değil. Mümkün değil. Aslen faydası da yok. Öğrencinin üzerine düşeni yapmaması halinde dışarıdan ne kadar çok eğitim hizmetiyle bir araya getirirseniz getirin öğrenci, hiçbir şey değişmiyor. Bundan emin olabilirsiniz. Biz bunu da bir sisteme bağladık. Dedik ki öğrenci sorusunu çözdükten sonra hemen öğretmene götürüp sormamalı. Kendisi üzerinde uğraşmalı. Pazar uygulaması dediğimiz bir hafta boyunca uğraştığı sorularla yeniden mücadele edip daha sonra akran destekli öğrenme, kazan kazan adını verdik biz burada. Öğrencilerin birbirleriyle ders çalışması. Bazen öğretmeninden daha iyi öğrenebileceği bir sürece dönüşebiliyor arkadaşıyla yapacağı bir çalışma. Bunun sonrasında da öğrenciler sorularını öğretmenlerine, yapamadıkları sorularını götürüyorlar ki gittiğinde o sorunun çözümüne ulaşmak değil asıl olan. Asıl olan bu tarz sorular nasıl çözülür sorusuna cevap bulmak. Bu üç unsur bir araya geldiği zaman siz öğrencilerinizi çalıştırabiliyorsanız, iyi bir rehberlik yapabiliyorsanız ve yapamadıklarıyla ilgilenebiliyorsanız gelişimin önünde bir mani yok aslında. Durum bu şekilde özetlenebilir renk adına.